Şirke düşen insan nasıl dua etmeli? Güzel yüzlüm, zarif yüzlüm, güzeller güzelim benim. Allah sana çok uzun ömür versin, sağlık sıhhat versin. Ama şirk o kadar insana yakın ki çok dikkatli olmak lazım. Yani Allah'ın en ağırına giden odur, şirktir. Yani Allah'ın gücünü bir başkasına vermek. Mesela ilaca vermek. Veyahut mesela bir şey olduğunda, bir hareket olduğunda, bir karşı atak olduğunda onun Allah dışında geliştiğini zannetmek. Mesela farz edelim kötü bir söz işitiyor. Onu zannediyor ki Allah dışında oldu. Veyahut bir saldırı oluyor. Zannediyor ki Allah dışında oldu. Veyahut geliyor mesela birisi kafasına vuruyor farz edelim. Veyahut kurşun isabet ediyor. O Allah'ın emri dışında olduğunu zannettiğin işte o şirk olur. Her şey ama her şey Allah'ın kontrolünde olur. Allah'ın bilmediği hiçbir şey olmaz. Konu bu. Yahut mesela diyor ki peygamber bunu dedi diyor, yalan söylüyor Allah adına. Zaten peygamberin öyle bir yetkisi yok. Allah adına hüküm getiremez. Yani yeni bir hüküm getiremez. Yani Kur'an hükmünü değiştiremez. Mesela diyor ki Kur'an'da işte şu 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 yiyecekler haram. Bir de peygamber size haramlar kıldı diyor şu şu şu. Böyle bir şey olmaz. Mesela yengeç, karides, midye falan ilave ediyorlar bu sefer. Ya Allah diyor mu Kur'an'da demiyor. Ya o zaman niye çıkarıyorsun? İşte bu şirktir. Peygamber adına yalan söylemiş oluyor. Yahut doğru söylememiş oluyor diyelim. Kehf suresi 26. ayette Allah hükmünde hiç kimse ortak kılmaz. Tabii bak Allah hükmünde hiç kimseyi kendine ortak kılmaz.